aylar yaklaşıyor hadi sen de durma sana ders bolca ben sizdeyim kaldım burası önerzus Herkese merhabalar arkadaşlar dersimize hoş geldiniz. Video konumuz arkadaşlar kenortay uzman testimizi çözeceğiz. 1. soruyla başlıyoruz. ABC üçgeninde E ağırlık merkezi açıortayımız var. AE uzunluğu 4 kök 10, BC uzunluğumuz 20, BD uzunluğu kaçtır? Şimdi E noktası ağırlık merkezi kenar ortayların kesim noktası olacağından dolayı şu uzunluğu uzatırsak arkadaşlar ve BC uzunluğunun tamamı 20 santimdi. Kenar ortay olacağından dolayı şurası 10 santim olacaktır. Geriye kalan kısım da 10 santim. Şimdi bir de Ağırlık merkezi 1'e 2 oranında paylaşım yapacağından dolayı burası da yarısı 2 kök 10'a eşit. Şimdi hem açı ortay var hem de kenar ortay varsa o zaman şuradaki açı değerimiz de 90'a eşit olur. Bizden BD uzunluğunu bulmamız istemişti. Şuraya M dersek dikten dik öklit yapacağız. 2 kök 10'un karesi eşittir 10 çarpı M'ye. Burası 4 çarpı 10 olur. Karşı tarafta 10 çarpı m ise onlar birbirini sadeleştirirse m değeri 4 gelecektir. BD uzunluğumuz da buradan 10 artı 4'ten 14 santim olarak bulunur. Doğru Bursa. İkinci sorumuz ABD ve EBC üçgen AE uzunluğuyla EB uzunluğu birbirine eşit. BD uzunluğu DC uzunluğuna eşit. DT uzunluğu 5 santim, TC uzunluğu 16 santim, AB uzunluğu kaç santimdir? Şimdi burada şunu yapalım arkadaşlar. Bir, e, şimdi şurada E noktasıyla D noktasını birleştirirsek aslında muhteşem üçlü de oluşacaktır. Çünkü 90'dan kenar ortaya inildi, şu uzunluklar birbirine eşit olur. Şimdi burada ee, şunu yaparsak aynı zamanda şu A noktasıyla arkadaşlar C noktasını birleştirirsek ee, büyük üçgeni düşündüğümüz zaman aslında AD kenar ortay, EC de kenar ortay. O zaman T noktası ağırlık merkezi olur kenar ortayların kesim noktası. TC uzunluğu 16 santim ise ET uzunluğu 8 santim olacaktır. Yarısı e, TD uzunluğu 5 santim ise şuradaki uzunluğumuz da 10 santim olur. Şurada diklik var ve özel üçgen kuralından burası 6 santimdir. O zaman burası da 6 santim olur. AB uzunluğu totalde 12 santimdir. Doğru yanıtımız Adana. ABC dik üçgeninde G ağırlık merkezi bizden AC'nin e, BE'ye oranı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi büyük üçgeni düşünsek arkadaşlar 90, 30, 60 derecelik açımız eksik. Burası 60 derece olacaktır. Şurası 90 derece olacağından şuraya 30 derece kalır. Şurası 60 derece olur. Ve şu A'dan biz G'den geçecek şekilde bir uzunluk çizersek arkadaşlar. Şimdi muhteşem üçlü kuralı olacaktır. Çünkü G noktası ağırlık merkezi olduğundan şu uzunluk şu uzunluğa eşit ve o uzunlukta şuraya H dersek A H'a eşit olacak. İkiz kenarlıktan dolayı şurası da 30 olur. Şurası iki iç açı bir dış açıdan 60 derece şurası 60 şuraya da 30 derece kalır. Şimdi biz oran bulacağımızdan şu uzunluğa 1 santim dersek arkadaşlar ağırlık merkezinden şurası 2 santim olur. O zaman şurası da eşit olacağından 3 santim 30 30 120 üçgeninde 120'nin karşısı bunların kök 3 katı 3 üç kök 3'e eşit. 90'ın karşısı şurada 2 ise 30'un karşısı 1 santim olur. Büyük üçgeni düşünürsek 60'ın karşısında 3 kök 3 varsa demek ki 30'un karşısında 3 varmış. Eksik olan kenar uzunluğu şurası 2 santim olur. 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı şuradaki küçük üçgende arkadaşlar şurası 1 santim olur. O zaman bizim EC uzunluğumuz aslında büyük üçgende 30'un karşısında 3 santim, 90'ın karşısında 6 santim olacaktı. 1 santimi BE olduğundan EC uzunluğumuz bizim 5 santim olur. EC 5 santim, EB uzunluğu ise 1 santim olduğundan oranladığımız zaman bu oran 5 çıkacaktır. Doğru yanıtımız Bursa. Doğru şekilde. T noktası ABC üçgeninin, R noktası da PCD üçgeninin ağırlık merkezi. Ve bazı açı ve uzunluklar verilmiş, TR uzunluğu kaç santimdir diye soruluyor. Şimdi öncelikle şu eşkenar üçgenden başlayalım. Bütün açıları 60 derecedir. Şimdi şu eski 60 derece olacak. Şurada iki tane iç açının toplumu bir dış açı olacağından dolayı, şu eski 30 derece olur. Şimdi burada şunu düşünebiliriz. T noktası ağırlık merkezi. Şimdi ağırlık merkezi kenar ortadan ikiye bölecek ama bu eşkenar eşken, e, ikiz ikizkenar üçgen olduğundan dolayı aynı zamanda ağırlık merkezi açı olacaktır. 120 derecelik açıyı 60-60 diye iki eşit parçaya bölecek. Şimdi şurası da kenar olduğundan dolayı 9 kök 3 bölü 2 9 kök 3 bölü 2 olarak paylaşılacak. Şurada 60'ın karşısı 9 kök 3 bölü 2 ise 30'un karşısında demek ki 9 bölü 2 varmış. 9 bölü 2'yi de T'ye göre ağırlık merkezine göre paylaştırırsak burası 1,5 cm burası 3 cm olarak paylaşacaklardır. 1'e 2 oranından dolayı. Şimdi diğer üçgenimize geçersek. Şimdi R noktası ağırlık merkeziydi. Eşkenar üçgen de ikiz kenar gibi düşünürsek 60 dereceden ben şimdi kenar ortaya inersem Burası aynı zamanda açı ortaya olacaktır. Şu açılarımız 30-30 olacak. Şurası da 2 kök 3, 2 kök 3 diye paylaşım yapabiliriz. Burada 30'un karşısı 2 kök 3 ise 60'ın karşısı kök 3 katı 6 olacak. 6'yı da 1'i 2 oranında paylaştırsak buraya 2, buraya 4 kalacaktır. Dikkat ederseniz şuradaki açımız 90 derece. O zaman şuradaki üçgende özel üçgen olacağından dolayı TR uzunluğumuz 5 cm'dir. Docağımız edinilir. Sorumuz şu şekilde arkadaşlar. ABC üçgeninde AB eşit AC imiş. Bir tane üçgen çizelim hemen. Şimdi şurası A noktası şurası B noktası şurası C noktası olsun. BC üzerinde BD eşit olacak DC'ye. Şurasına D noktası dersek BD ile DC birbirine eşit. Yani orta noktaymış. Hem ikizkenar üçgen olduğundan dolayı şu yan kenarlar birbirine eşitti. Buradan o zaman ben şu uzunluğu birleştirirsem şurası yükseklik olacak. E noktası da AC üzerindeymiş. Şurası E noktası olsun. DEC üçgensel bölgesi DE üzerinde katlandığı zaman C köşesi ABC üçgenin ağırlık merkezine denk gelmektedir. Şu C noktası katlama sonucunda şurada olursun arkadaşlar. Şuraya C üstü noktası diyelim. Ağırlık merkezine denk geldiğine göre şurası ağırlık merkezi aynı zamanda. O zaman ben şuradaki uzunluğa 2x dersem şurası x uzunluğuna eşit. Şimdi şurası da katlama sonucunda açı ortaya olacağından dolayı şurası da 45-45 şeklinde paylaşılacaktır. Aynı zamanda katlama sonucunda şuradaki dc uzunluğu şuradaki x uzunluğuna eşit olur. Burası x'e aslında 3x olacak. Aynı zamanda şurası da ağırlık merkezinden dolayı iki eşit parçaya bölünmüştü. Burası da x olur. 2x'in değeri 4 kök 10'du. Buradan x değeri 2 kök 10 olarak bulunacak. Yani bizim şöyle bir üçgenimiz var arkadaşlar. ADC üçgenini diğer tarafta küçük olarak çizersek burası 2 kök 10'a eşit. Burası ise 3 ile çarparsak 6 kök 10. Şuraya da M dersek M'nin karesi 6 kök 10'un karesi 360 edecek. 2 kök 10'un karesi ise 40 eder. M kare eşittir 400. Buradan da M değeri 20 olarak bulunur. Şimdi burası aynı zamanda açıortay olduğundan dolayı x'i 3x yani şurası 3k olursa burası k uzunluğunda olacak. 4k'nın değeri 20 eşitti. k değeri buradan 5 çıkar. Bizden AE uzunluğu istendiğinden dolayı 3 çarpı 5'ten doğru cevabımız 15 olarak bulunacak denizli seçeneği. Son sorumuz. G noktası ABC üçgeninin ağırlık merkezi. T noktası ise işte içen birin merkezi. 48 ve 12 santim uzunluğunda iki tane uzunluğumuz var. TG uzunluğu kaç santimdir? Şimdi işte çemberin merkezi demek açı ortayların kesim noktası demektir. O zaman A noktası buradan geçtiğine göre burası açı ortay olacak. Aynı zamanda G noktası ağırlık merkezi ise ben buradan uzunluk çizersem burayı 24-24 diye parçalayacağız. Aynı zamanda açı ortay olduğundan dolayı kenar uzunlukları da birbirine eşit. O zaman burası arkadaşlar aynı zamanda yükseklik olacak. Şimdi AG uzunluğu 12 idi. Demek ki gece kalan şuradaki uzunluğumuz da ağırlık merkezinden dolayı 6 santim olacak. Totalde yüksekliğimiz 18'e eşit. O zaman burası 3, 4, 5'in katlarından 3'ün 6 katı, 4'ün 6 katı, şurası da 5'in 6 katından 30 santim olarak bulunur. Şimdi burada şunu yapabiliriz. B noktası da yine T noktasından geçerse burası da açı ortay olacaktır. Açı ortay paylaşımı yaparsak normalde 30'un 24'e oranı şurada sadeleştirelim. İkisi de 6'ya bölünürse 5'e 4 olacak. Yani şuradaki uzunluğumuz arkadaşlar 5K dersek şuradaki uzunluğumuz şuradaki uzunluğumuz 4K'ya eşit. Toplamda buradaki 9K'lık uzunluk 12 artı 6'dan 18 eşit olacaktı. K buradan 2'ye eşit olur. K 2 ise aslında 4K'lık uzunluk 2 çarpı 4'ten 8 santim olacak. 6 santimi şuradaysa şuraya da 2 santim kalacaktır. Doğacağımız Bursa olarak bulunmuş olur. Evet arkadaşlar bugün de videomuzun sonuna geldik. Diğer videomuzda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.